Marketlerde siyah çayı bulamıyorsunuz ama böyle küçük bir yerde olabiliyor. Çünkü herhalde çok fazla satılmıyor, kalıyor falan. Glacier'in eski kaynanası Türkiye'yi ziyaret etmiş. Türkiye'de en sevdiğin şeylerden biri... Yeah, I love Salem! Salem! Bir tane de müzik grubu. Senden güzel. Senden daha güzel. An. Teşekkürler Davun Turku. Enta para todo você faz para mim aqui. Teşekkürler. Rica ederim. Çünkü Valeri de Türk çayını seviyor. Benim çayım da burada. Ben de hazırlıklar son aşamada. Gideceğim. Muy obrigado. Palabras turcos. Todas palabras turcos os aprendió. Você lembra? Çok güzel. Teşekkürler. Sí. Ay, no lembro más. Tá bom. Börek. Börek. Okay. Börek. Börek pişirmiştik. Gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Valeri'den ayrıldım. Bir haftadan fazla kaldım. Çok güzeldi. Yani şu anki böyle kaldığımız yerlerde. Yani bu biraz hospitality exchange İngilizcesi. Yani bir değişim aslında. Yani beleş diyoruz ama. İnsanlar başkalarına yardım ediyorlar. Gittikleri zaman başka bir yere diğer insanlar onlara yardım ediyor. Yani burada bir karşılık yok aslında. Ama böyle otostop yaparken böyle bu tarz böyle işte ücretsiz couchsurfing'e kaldığım zaman böyle içindeki duygu var ya. Yani insan böyle sana yardımcı oluyor. Yani karşılıksız yani gerçekten kalbinde böyle bir sevgi mi desem? Yani böyle iyi insanların olduğunu görmek. Otostop'ta da aynı bu şekilde. O yüzden ben de şimdi yine otostop yapacağım. Valice Kapao diye bir vadi. Vadide tabii ki her zamanki gibi çok güzel doğa harikaları var. Tam öğle saatleri otostop yapacağım yere geldim. Çok güzel, gölge. Hiç problem yok. 77 kilometrem var. Pazar günü öyle saatleri yani çok fazla trafik yok gibi. Problem sadece o olabilir. Ama en önemli problem ya burada biz hoş gelmiş değiliz ya. Ruslara dobro pozhalovat. İspanyol konuşanlara bienvenido, Almanlara willkommen. Fransızlara hakeza. Nerede hoş geldin? Yok. Neyse ben sembolik olarak yazayım çünkü bu kadar öğrettik. Teşekkürler. Değil mi? Öğrendi artık girişlerde. Ben sembolik olarak yazıyorum. Türklerde hoş gelsin buraya. Çünkü güzel bir yer. Yani hoş gelinmez mi buraya? Lütfen. 80 milyon Türk buraya hoş gelsin. Neyse bakalım hoş gelebilecek miyim? Yani hiç bisiklete otostop yani yapmamıştım ama neyse denedim. 10 dakika sonra ilk otostopumu yaptım. Ama şey tabii biraz şeye kadar gidecekler. 15 kilometre kadar. Onlar ters yöne gidiyorlar. Beni şehre çıkışına kadar bırakacaklar. Öyleyse çok teşekkürler. Muito obrigado. 60 kilometrem kaldı aşağı yukarı. Yani hızlı oldu. Ben ümitliyim. Bu yol zaten çok daha fazla yoğun bir yol. Burada otostop yapacağımı herhalde daha kolay olur. Ama tabii bazen böyle daha yoğun yollarda daha zor oluyor. Çünkü arabalar daha hızlı geçiyor. Ama deneyeceğiz. Keseyim. Macera bu. Naturko. Evet, bu ikinci arabamda çok hızlı geldi. Yani neredeyse 5 dakika bekledim. Evet. Okay. Benim adım Mustafa. Pardon. Mi nome è Mustafa El Turco na YouTube. Tenho um canal de YouTube. E faço vídeos, registro minhas viagens pelo Brasil. Passei quase um ano viajando pelo Brasil.
Gostando muito. Brasileiros são muito amigáveis, muito solidários. E me faz pedir carona e pararam depois 2-3 minutos. Bora, show. Evet, ikinci arabamda. Let's go. İkinci arabamda. Hemen durdu. Yani 2-3 dakika sonra kavşağa geldik. Ya ben şu an ümitliyim. Valici kapağa gidiyorum. Özellikle böyle doğa yerlerinde daha kolay. Mesela ana yollarda falan daha zor. Nós estávamos lá no Vale do Capão. Sim, como é lá? Lá é lindo, sim, maravilhoso, trilhas sim. Maravilhosas. Ótimo, ótimo. Ah, você não sabe bem bir yere gidiyorlarmış. Bir saat oldu. Bayağı yol aldım. Otostop yapmanın güzel taraflarından biri. Yani çevredeki yetişen bitkileri görebiliyorsunuz, ürünleri görebiliyorsunuz. Mesela demek ki burada darı yetiştiriliyor. Başka şu görmüş olduğunuz soya. Mercimek de gördüm, yeşil mercimek. Bu çevrede yetişen ve kamyonların taşıdığı ürünler bunlar. 5 yıldızlı otelde gezmektense çevredeki ürünleri görmek için otostop yapmanız gerekiyor. Böyle sırt çantalı, hatta ön çantalı, yan çantalı gezgin olmanız gerekiyor demek ki. Yani bu arada şey değil, bu tarz tek çanta olsa daha iyi olur ya. Evet, eller böyle serbest değil falan. Güzel. Ben biraz işte aslında bekleyebilirdim yolda. Yani bayağı bir araba geçiyor ama hızlı geçiyorlar. Başka bir kavşağa kadar işte bir 5 kilometre yürüyeceğim. Manzara güzel. Bazen gölge var, bazen güneşli. Ama maceraya devam. Maceraya devam. Size devam diyorsanız beğenilerinizle, abone olmakla bana destek olabilirsiniz. Ve de Akarece Kulübü'ne üye olmak isteyen varsa katıl butonu orada. Hemen oraya tıklarsanız çok sevinirim. Yolda böyle bir kamyon durmuş. Arkasına reflektör falan ama yok, çalı koymuş. Ne güzel. Burada da yok. Ya işe yarıyor. İşe yarıyor. Reflektör olmasa da olur. Yürümeye devam. Ben de yürümeye devam ediyorum. Manzara güzel. Aşırı yorgunluk yok tabii. Sırtımda bayağı bir yük hissi var. Bu yorgunluğu daha sonra hissedeceğim. Umarım ki kavşakta otostop çekebilirim oradan. Yay, geldim gibi. Geldim galiba kavşağa. Tabii ya, evet. Tabii ki kollarım, omuzlarım ağrıyor. Tabii ki sırtım terledi. Tabii ki bu maceranın bir parçası. Kavşağa da gelmedim galiba. Biraz haritaya bakmam lazım. Bir kilometre daha var. Bu defa kavşağa geldim. 30 kilometre kaldı. Herhalde geri kalan kısmı yürümem bana bir araba durur. Ümit ediyorum. Ama yürümek zorunda kalırsam da ya 30 kilometre şey değil. 8 saat. Yol üzerinde bir market gördüm. Bakar mısınız? Bot bile satıyorlar. Botlar da bayağı iyi aslında. Artık bisküvi gibi bir şey alacağım. Küçük yerlerin marketlerinin, değil mi? Bakar mısınız? Her şey var burada. Ne isterseniz var. Tabii biraz daha pahalı. Normal böyle özelleşmiş sadece belli bir ürün satan marketlere göre. Ama bisküvi isterseniz var. Tornavida isterseniz var. Yani bot var. Mükemmel. Ben yine kuskusumu aldım. Burada 3,5. Biraz daha pahalı tabii. Sörf yapılacak plajlardan ne kadar uzakta olsak da yani her yerde böyle Havaianas satın alabiliyorsunuz. Havaianas biliyorsunuz Brezilya'nın
bir markası. Dünyaca bilinen bir parmak arası terlik markası. Ama ben parmak arası terlikleri bu arada çantamda. Ah, você vai comprar bikini para Morini. Aa, sevgilisi için bir bikini alıyormuş. Sevgililer Günü için. Sevgililer Günü burada Brezilya'da farklı. 14 Şubat değil. Quando é Dia de Amor a Deus aqui no Brasil? Hoje. Bugün Sevgililer Günü. 12 Haziran'dayız. Yani böyle Sevgililer Günü için bile buradan hediye alabiliyorsunuz. Sem precisa se encontra aqui, melhor preço da região. Ah, bölgenin en ucuz, en iyi fiyatını burada bulabilirsin. Biliyorum, şaka mı artık? Kuskus birer daha pahalı. Ben kuskus ve bisküvi alıyorum. Portakal, bir tane mandalina yemiştim. Bu arada Sevgililer Günü hediyesi de alındı. Bir bisküvi yiyip marketin hemen oradan otostopa devam edeceğim. Biraz gölge burası. Burada arabalar durabilir. Karşıdan gelince. Herhalde 1-5-7 kilometre arasında yürüdüm yine. Aslında çok araba geçti. Hiç duran olmadı. Yani sanki ilk arabalar, ilk iki araba çok kolay, çok hızlı durmuşlardı. Burada nedense çok başarılı değil otostop. Ama manzaramız güzel. Tepeler, ay. Burada ay çok güzel görünüyor, çok yakın görünüyor. Ve dolunay. Bulutların yanında dolunay. Bulutların hemen yanında çok güzel bir manzara. Você dança forró? Você dança forró? Toda quadrilha dançando, entrando no arraial. Palmeiras şehri de uzaktan görünüyor. Yine hiç araba durmadı. Yürümeye devam. Tabii ki yorucu. Tabii ki yorucu. Manzara her zamanki gibi güzel. Yine pencereler. Kapılar süslenmiş şöyle renkli kumaşlarla, özellikle sarı ve yeşil tonları. Aa, çok güzel şirin bir kasaba burası da. Gideceğim yere Caeta al Sul diye bir yer bu. Vale de Capão. Peki küçük köy yerleşim yeri. Oraya daha 20 kilometre var. Havada kararmasına çok az kaldı. Tekrar otostop yapmayı deneyeceğim. Belki yürüyebilirim. 5 saat gösteriyor haritada. Yani 5 saat. Tabii 17 kilo, 15-17 kilo. Bir sırt çantasıyla. Çok kolay değil. Ama böyle gidersem 10 civarında orada olacağım gibi.
deneyeceğim, yürümeyi deneyeceğim. Şehrin dışına çıkacağım biraz. Oradan otostop yapmayı deneyeceğim. Başarılı olmazsa da herhalde artık şehre dönebilirim. Şehirde kalacak yer ayarlamaya çalışacağım. Aa millet. Burası da meydanı. Meydanı da çok güzel. Hazırlıklar var San Juan Festivali'ne de. Vay, burası gerçekten acayip güzel. Yani bu da meşhur garimperos. Elmas arayanlar. Elması böyle arıyorlar. Böyle ilginç binalar var burada. Kim bunlar? Kim bunlar söyleyin bana. Ha, burası bir otel. Aa, güzel. Renkli mavi. Gerçekten bu şehir çok renkli bir yer. Sevdim. Bu arada Brezilya'da da seçimler yaklaşıyor. Solun adayı Lula hapiste girmişti. Bakalım Cumhurbaşkanı olacak mı? Ya Bolsonaro'nun çok şansı yok. Aa, bu şehirde de kalınır aslında. Neyse, bu Couchsurfing uygulaması vardı ya son anda. Varsa bakayım bu arada otostop yapmaya çalışırken. Şu renklere bakar mısınız? Kırmızılar, sarı, mavinin tonları, göğün rengi. Ay, tercih tadı benim. Neyse. Şeyler. Aa, geri dönüşüm sanatı. Fırçalar. Klozet. Vav. Wow. El arabası. Vav, wow, ne güzel. Şey, uzaylılar var. Ne anlatıyor acaba bu sanat? Artık sizin yorumlarınızı bekliyorum. Yani düşündürttü. Kesin öyleyse bu bir sanat. Herkes kendi yorumu katabilir. Wow. Otostop denemesi. Önümde Dolunay. Arkamda Palmeiras şehri. Tekrar bir otostop denemesi yapıyorum. Ama karanlık ve geceleyin gerçekten. Otostop yapmak zor. O yüzden 19 kilometrem kaldı galiba. 5 saat yürümeye devam. Tabii şu anda çantanın ağırlığını daha fazla hissediyorum. Artık dinlene dinlene. Gece yarısı varırım. Şimdi şey oldu, gece ilk defa bir otostop yapabilmiş oldum. Yani sağ olsunlar. Şimdi beni 20 kilometre yürümekten kurtardılar. Evet. Görüşürüz. Yarın sabah görüşürüz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.